Şimdi bütün sahte sıcak konuşmaları bir kenara koyalım. Çünkü bugün sana karşı dürüst olan belki de ilk insan ben olacağım. Sana neden fakir olduğunu dört nedenle açıklayacağım. Birinci neden bu videonun başlığını gördün ve bu seni kışkırttı. Bu videonun ilk 10-20 saniyesini izledin ve bu seni direkt tetikledi. Aslında bu seninle alakalı bayağı şeyi gösteriyor. Fakir olmanın birinci sebebi aynaya bakıp şu anki durumunla ilgili dürüst olamaman. Kendi egonu korumaya çalışmadan eleştiri bile kabul edemiyorsun. Tamam bu videoyu izliyorsan bu internetinin ve seni dünyaya bağlayan bir teknolojik aletinin olduğunu gösteriyor. İşte bu yüzden 2022 yılında neden para kazanamadığınla alakalı hiçbir bahanen geçerli değil. Bazı insanlar var oldukları durumdan ve kazandıkları paradan içtenlikle mutlular. Daha fazla para kazanma gibi bir amaçları yok. Çünkü hayatlarını bu şekilde zaten seviyorlar. Herkesin kaderinde bir multimilyoner olmak gibi bir durum yok. Ama eğer bu videoyu izliyorsan senin durumun apaçık ortada. Kazandığın paradan memnun değilsin. Şişman birinin aynaya bakıp evet biraz kiloluyum, biraz yağ yakmam gerek ama şu an olduğum halimle mutluyum demesinde bence hiçbir sorun yok. Benim için sorun olan o şişman insanın neden kilo vermediğini anlattığı bin bir bahanesi. Metabolizmam yavaş, yan yattı, çamura battı, şöyle oldu, böyle oldu. Diyorum ki bu insanlar hayatları boyunca hep çok mutsuz. Çünkü her gece aynaya bakıp kendilerine yalan söylüyorlar. Bununla okey olmaları gerekiyor. Her insanın kusurları olur. Mesela kendimle alakalı bir örnek vereyim. Bazen bir kadeh içki içmekten hoşlanıyorum. Bazen birkaç hafta hiç içki içmiyorum. Özellikle yurt dışında seyahatte olduğumda her gün içiyorum mesela. Hiç kimse alkol içmenin bana iyi geldiğini söylemeyecek. En azından ben içki içerken neden içkiyi bırakmadığımla alakalı binbir bahane üretmiyorum veya içkinin bana iyi geldiğini söylemiyorum. Sadece içki içiyorum. İçkinin güzel yanlarının kötüyü bastırdığını düşündüğüm için içme kararı aldım. Biri beni eleştirdiğinde olayları objektif yaklaşarak durumu değerlendirebiliyorum ve bunu kışkırtılmış hissetmeden yapıyorum. Fakir olmanın birinci nedeni hayatına eleştirel yönden bakamamak. Biraz da identity hakkında konuşacağım ya da kimlik diyelim. 2022'de dünyadaki herkes senin kimliğini değiştirmeni veya benliğini farklı yönlere taşımanı kabul ediyor. Bu yıl bir sporu izleyip fanı olabilirsin. Gelecek sene başka bir sporu takip edersin ve kendini o sporun fanı olarak tanımlarsın. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki biri bir sabah uyanıp dış görünüşünü değiştirmeden karşı cins olmaya karar verebiliyor. Yarın sabah uyanıp artık kendimi farklı bir cinse tanımlayabilirim ve hiçbir şey değişmez. Ama eğer birine yarın sabah kalk ve artık kendini fakir olarak tanımlama zengin olarak tanımla dersem beni ölesi eleştirirler cinsiyeti kimliğinin bir parçası olarak kabul edebiliyor ama finansal durumunu kabul edemiyor cebinde parası olmayan tüm insanlar kendilerine fakir diyemiyor hatta bunu söylemek ayıp şunu anlaman gerekiyor. Finansal durumun %100 kimliğinin bir parçası. 200 sene öncesi için aynı şeyi söyleyemezdim. Son 500 yılda bilgi insanlara daha ulaşılabilir oldu. Ama yine de hiçbir zaman şu anki kadar kolay olmadı. Şu an bunu izleyen herkes internete girip başka birinin 10 milyon dolar kazanmadan önce okuduğu veya izlediği şeyleri bulabilir. Ya hepsini bırak ben anlatıyorum ya. O adamla aynı bilgiye ulaşabiliyorsun ama hala aynı noktadasın. Olduğun yerde duruyorsun. Şimdi kendine neden diye sorma vaktin geldi. Çünkü kendini fakir biri olarak tanımlıyorsan bu senin kimliğinin bir parçası artık. Bu beyninin en derinlerine işlemiş. Ailelerimiz bize doğduğumuz günden beri fakir mindsetini işitir. Para kötüdür, para göz, tüm kelimeler, cümleler beyninize işleyen bize fakir olduğumuzu öğreten şeyler. Yapman gereken ilk şey durumuna bakıp duygusal olmadan değerlendirerek finansal olarak istediğin yerde olmadığını anlamak. Ama yine de yarın sabah kalkıp artık kendini zengin olarak tanımlayabilmelisin. Mesela hemen kendini zengin haline Karakter özelliklerini, düşünce yapısını, kimliğini değiştirdiğinde hayatını değiştirirsin. İnsanların kendini değiştirmemelerinin veya para hakkındaki düşüncelerini değiştirmemelerinin sebebi paranın limitli olduğunu düşünmeleri. Ama para limitli değil. Paranın limitli olduğunu düşündüğünde parayı biriktirmeye çalışırsın. Parayı zorla almaya çalışmak yerine parayı kendine çekmeye başlaman gerekiyor. Hayatın boyunca paranın limitli olduğu sana öğretildi. Bu yüzden parayla ilgili çok dikkatli davranıyorsun. Tamamen yanlış. Tek yapman gereken son birkaç senedeki para basımına bakmak. Son birkaç yılda çok abartmış olsalar da para son 100 senedir basılıyor. Elinde tuttuğun 200 lira nereden geliyor? Devlet mi o parayı bastı? Çünkü parayı devlet yaratmadı. Federal Reserve'e sahip olan özel yatırımcılar var. Federal Reserve devletin ondan ödünç aldığı parayı basıyor. Bu paranın çoğu bankalara gidiyor. Bize karşılığı olmayan print edilmiş bir para kalıyor. Bu para bankalara gittiğinde onlar Fractional Reserve Banking diye bir sistem kullanıyorlar. Yani bu paranın sadece küçücük bir kısmını stok tutup geri kalanını bir sürü kez çarparak kullanıyorlar. Anlatmamın tek nedeni paranın limitli bir şey olmadığını anlamını sağlamak. Parayı basıyorlar ve arkasında hiçbir dayanak yok. Para tamamen değersiz. Tek değeri senin kafanda yarattığın algı aslında. Dünyadaki finansal sistemi anladığında paranın limitli olmadığını anlıyorsun. Para aslında bol ve sınırsız. Yapman gereken ya oyundan nefret etmek ya da bu oyunun içine girmek. Paradan biraz kazanıp sonra asetler alman gerekiyor. Ev gibi, borsa kağıdı gibi, kripto gibi. Sanki paralel evrende zenginler dünyadaki tüm kumu almış ve kölelere de kumun çok değerli olduğunu aşılamışlar. Aslında tek bir parça kumun hiçbir değeri yok. Tüm ekonomi küçük kum taneleri üzerinde yaşıyor. Kum taneleriyle hiçbir şey yapamıyorsun. Ama önemli olan insanların kum tanelerini nasıl algıladı? İnsanların bir kum tanesi karşılığında neler yapabildiği? Ama perde düştüğünde ne olur? Tüm şov biter ve insanlar kumun hiçbir işe yaramadığını anlar. Beyler bayanlar, dünyanın finansal sistemine hoş geldiniz. Eğer finansla ilgili bilginiz varsa önümüzdeki 10 yıl içinde tüm bu basılan desteksiz parayı toplayabilirsiniz. Dünyada üreten ve tüketen insanlar vardır. Tüketenler üretenleri ödeme yapar ve onları zengin eder. Sen fakirsin çünkü hiçbir şey üretmiyorsun. Hiçbir şey yapmıyorsun ki. Hiçbir şey yaratmıyorsun. Sadece tüketiyorsun. Bir şey üretene kadar zengin olmayacaksın. Bu servis veya bir ürün olabilir ama insanların karşılığında para verdiği bir şey olmalı. Online dünyada da böyle. Sen şu an burada bu videoyu tüketiyorsun. Ben de üretiyorum. Bu videodan sonra salak bir şaka videosuna zıplayıp onu tüketeceksin. Ve bu anlattıklarımı hatırlamayacaksın bile. Böyle 3-4 saat sosyal medyada geçireceksin. Ben de belki yemek yerken 10-15 dakika oturup dinlenmek için kullanacağım sosyal medyayı. Orun sosyal medyada günde 4 saat boş şeyler izlemen. Tükettiğin şeylerin hayallerine büyük bir ihtimal hiçbir alakası yok. Bu videoyu izleyen bazı kişiler belki de girişimci olmak istemiyor. E hayatının belirli bir dakikasını kaybettiler bile. Ama eğer sosyal medya işinin bir parçası olabilirse tüketmenin yanı sıra üretmeye de başlayabilirsin. Fakir olmanın sebeplerinden sonuncusu da her alanda tüketiyorsun. Ama üretmekten çok uzaksın. Bu videoyu aklına kazımanı istiyorum. Cümle cümle not etmeni istiyorum söylediklerimi. Ezberlemeni istiyorum bu söylediklerimi. Eskileri iyi hatırlarlar. Öyle kapatalım. Allah'a emanet olun. Efsane olun.